Arkadaşlar merhaba. Bugün Tüpraş hissesinden bahsetmek istiyorum sizlere. %5 gibi bir artış yaptı bugün. Yıllık bazda %262 gibi bir getirisi var. Pandemi döneminde özellikle çok diplerdeydi. Çok fiyatı düşmüştü. Takip edenler bilir. Petrol fiyatları tabii toparlandı. 100 dolarları aştı. 120 dolarlara geldi tekrardan. Şu an 100 dolar civarında seyrediyor. Aslında yani son çeyrekliğe kadar çok düşük karlar elde ediyordu. Yani şu anda varil başına 13-14 dolar gibi bir kar elde ettiği söyleniyor. Daha önce bu 9 dolarlar civarındaydı. Ve son dönemde bir iddia var arkadaşlar. Özellikle Rusya'dan 30 dolar piyasa fiyatının daha aşağısında bir alım gerçekleşiyor gibi. Yani bunda tabii devletin rolü var. Ve bunun da Tüpraş'a bir katkısı var diye bir dedikodu var. Ne kadar Tüpraş bundan faydalanıyor çok net bilmiyoruz. Ve özellikle PDD karlılık büyüme çok iyi. Ve büyüme stratejilerinden de bahsedeceğim. Borçluluk az. Biraz mali değerlerden önce bahsetmek istiyorum. PDD'si 3.25 gibi bir rakam. Çok yüksek değil arkadaşlar. FK'sı 6.51. O da çok yüksek değil. O anlamda mali değerleri çok güzel. Karlılığı çok güzel şu an için. Ve önümüzdeki dönemde de yine elindeki stoklardan kaynaklı ve yani şu anda Türkiye'de benzin fiyatlarının yüksek seyretmesi, işte dünya genelinde 100 dolar civarı Brent petrolün seyretmesinden dolayı önümüzdeki çeyrek, iki çeyrek daha iyi bir karlılık getireceği bekleniyor. Ayrıca jet yakıtı üretiyor Tüpraş. Yani havacılığın gelişmesi, yani daha doğrusu pandemi sonrası bir atılım içerisinde olması, insanların daha çok seyahat etmesi, bunlar da Tüpraş'ı olumlu etkileyecek faktörler. Bir de arkadaşlar bir dönüşüm içerisinde Tüpraş şu anda. Bu mesela Entek, özellikle Koç Holding bünyesinde biliyorsunuz Tüpraş'ta Aygaz, bunların hepsi Koç Holding firmaları ve Aygaz'a bağlı olan Entek enerji firması Tüpraş'a devredildi ve Tüpraş tamamen yenilenebilir enerji üzerine önümüzdeki yılları planlıyor. Yavaş yavaş 2035-2050 gibi vizyonları var. Bunun sebebi de yani dünyada artık fosil yakıtların yavaş yavaş kullanımdan kalkacak olması. Tabii Koç Holding de buna göre bir planlama yapıyor. Elinde çok büyük bir firma var, bir finansal yapı var. Bunu dönüştürmek istiyor ve doğru bir hamle. Yani birçok yatırımcı da buna sevindi işin açıkçası. Zaten Avrupa Birliği de 2035'ten sonra elektrikli tamamen otomobil kullanımı ile ilgili karar aldı. Fosil yakıtlar yani benzin, mazot bunlar tamamen LPG yakıtlar da artık araçlarda artık kullanılmayacak. Tamamen bitecek arkadaşlar. O yüzden şu an için bu dönüşüm hamleleri de şirkete olumlu yansıyor. Şirketle ilgili 450 TL gibi yıl sonu hedef fiyat verenler var arkadaşlar. 440 diyen var, 450 diyen var yatırım kurumları arasında. Tabii eski dolar bazlı çok yüksek seviyeleri de var Tüpraş'ın. Yani onları da düşünecek olursak biraz daha beklenenlerin üzerinde eğer karlar gelirse 500 TL'yi de zorlayabilir. Çok uzatmak istemiyorum Tüpraş'la ilgili. Öngörülerim benim de 450 civarını yıl sonu rahatlıkla göreceği şeklindeki 350'de bir süre dinlenmişti. Şu anda gördüğünüz gibi %5 yaparak bugün 361.10 TL'den kapattı. Bu da gayet iyi bir performans. O açıdan endekse paralel ve endeksin biraz üzerinde getirecek yıl sonuna kadar diyebiliriz Tüpraş için. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.